Cambacılarım, kanalıma hoş geldiniz. Derin bir nefes çekiyorum ve videoma başlıyorum. Vantilatörü buraya getirdim, biliyor musunuz? Dayanılacak gibi değil. Çocuklara buraya gelin diyor, onlar da gelmiyor. Neyse, iyisinizdir inşallah. Şu şeyi yapayım da şunu. Biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz bacılar? Şeye. Söylemiştim yani. Nefese Cemal'i yüzme kursuna yazdıracağım. Ondan sonra aradım. Gelin dediler. Ondan sonra nefes bacılar şey diyor. İlla optimal gider. O gün biz teyzesiyle gittik ya, halen aklımda biliyor musunuz? Tamam kızım dedim, götürün dedim seni. Oradan da optimuma gideceğiz arkadaşlar. Dur bakayım günümüz nasıl geçecek. Videomun açılışını başlattım. Açtım yani videomu. Süpersin. Tamamdır. Hazırız. Çocukları hazırladım zaten. Şöyle şunları da koyayım. Gidebiliriz. Şu şeyi giydim gömleğe. Bakın şöyle. Size çok mu şey oldu bu? Hani bu belli olmadı bu koyu diye değil mi? Giyecek bir şey bulamadım onu ya. Ne yapayım? Şimdi şöyle. Bu acı kahve de bana yakışıyor. Değil mi? Çok seviyorum acı kahve, bej. Bu renklere hastayım, bayılıyorum. Neyse hadi çıkalım bacılar. Bastın mı? Evet. Saçını yapayım dedim, bak izin vermeyeceğim. Yap. Dur oğlum. Yalnız bulunmaktayız. Kolay bir şekilde bulundu. Şimdi içeri gidiyoruz. Evet oğlum bak. Anne. Sarıçam benim. Sizinle de şurada oturayım da şey yapma, anlatayım dur. Ay şurada su da varmış, su da içelim. Ne oldu biliyor musunuz bacılar? Girdik işte. Ondan sonra Can Mahmet eline değdirme oraya oğlum, pis. Dur ay, burada da esiyormuş ha. 7 yaştan başlıyorlarmış alım. Hani dedim oğlum da 4 yaşında dedim, olmaz mı? Olmaz dedi. Ondan sonra dedim ne zaman çağıracaklar dedim. Şimdi dedi şey dedi, bu Gençlik ve Spor Bakanlığı yapıyor dedi. Hani bakın dedi, siz gelmeden önce bu kadar dedi şey oldu dedi. Sadece yüzmeye dedi. Hani şey geldi dedi. Ondan sonra bacılar şansınıza dedi, size dedi zaten ancak dedi hani bir ay sonra dedi mesaj atarlar, o da dedi yüzme kursu bitmese dedi, çünkü dedi çok istek şey var dedi. Bak şimdi o cümleyi söyleyemiyorum, kelimeyi dilimin ucunda söyleyemiyorum. Şansınız varsa dedi hemen çağırırlar dedi. Yani dedim ben de dedim hani ben de biz dedim şeyden geldik dedim, Sarıçam'dan bir oturdum mahalleyi söyledim. Olmaz dedim valla dedi, herkes dedi şey yapıyor dedi, istiyor dedi yüzmeye, çok özellikle çok istiyorlar dedi, ama dedi şans dedi. Bir ay sonra mesaj atacaklarmış hani şu gün gelin diye, ama bir ay sonra da bitecek zaten diyor. Ne olacak bilmiyorum yani. Öyle oldu bacılar. Şansınız varsa dedi şey yapar dedi. Çağırırlar dedi. Bak kız da voleyi buldu herhalde. Ha. Ne yapacağız bacılar? Vallahi bilmiyorum. Siz voleybola mı gidiyorsunuz? Ha. Sizi ne zaman çağırdılar? Hani form doldurdun mu ki? Direkt başladım. Aa, niye yüzmedi öyle peki? Bilmiyorum, yüzme doluymuş. O benim sen dedim, yani söyleyeceğim. Yüzme doluymuş. Çok şey, talep ha. Çok talep varmış yüzmeye onun için. Nefes. Daha yüzme, başka ne kursu olacak ki değil mi? Yüzme kursuna gidelim ama inşallah çağırırlar. Dur hele. Hani öyle oldu bacılar. Elimizi ne yazsak kuruyor. Denize gitsek denizi kuruturuz. Gel. Dur bakalım. Elini ver. Şurada tüccacıya var şey. O benim istediğim çöp kutusu var. Benim de derdim çöp kutusu. Çöp kutusuna bir bakım hele. Anne. Gel. Alo, evet. Kolay gelsin. Bakayım onu anlattım da abi, ondan var mı diye, yok diyor. Bakayım ha, şunlar yok benim de böyle. Yok.
Tamam abi, kolay gelsin. Şimdi anneme sordular mesela dondurma. O gün hani gittik ki Serdar'da da bir dondurma yedik ya. İlla ben böyle indirim varmış. Gel. Şu benim aldığım süngerler var mı burada? 88 lira. Ama onda küçük bir şey daha var. Bu da 50 liraymış. Gel bir. Şu benim bile dedi 5 lira bakın. Şöyle. Şu duş jelleri 45 lira bakın. Ay yaseminli varmış, öyle güzeldir o. Şunları ben İstanbul'dayken kullanıyordum, şunu. Saçı çok güzel yapıyor. Şöyle bakar mısınız bacılar, 180 lira şu. Bunlar hep 180 lira, şu 130 lira. Kapıya yaklaşmayalım. Oo, yazıklara bak. Ay şu çok hoş değil mi? Ama bunlar kaliteli değildir yani. Ne vermiş bunlar? Anne. Şey anne. Hemen evet, şöyle bir tane nasıl duruyor bir bakayım. Sen de bizim. Anne. Bu gözlüklerin fiyatı mı? 250 liraymış. Şöyle. Aha, çok tatlı, çok güzel. Ne varmış? 34. Saçma bir şekilde pahalılık var. Bunlar ne ya? 100 liraymış. İkili, üçlüsü. Oo, 100 lira. Anne. Ne ya? Anne bak. Anne. Anne diyordu ya hani bir ara. Ustak mendillere bak hanım. Aa bacılar. Buradan ben şey almıştım ya. Oğlum sizin var. Şu çok güzel biliyor musunuz? Zorlu lekeleri. Nasıl acaba? Rengi çok hoşmuş. Biliyor musunuz? Aynı olan şurada fiyatlar ürününü yüksek yapmışlar, sonra çarşı yapmışlar. Aa konuşamadım. Çarpı yapmışlar güya indirimli olmuş. Aynı fiyatlar. Kotona girmemiştik. Kotona. Aa bacılar var ya, ben kendime elektrikli skuteroya bisiklet istiyorum biliyor musunuz? Nefesi böyle götürmeye iyi olur. Ne kadar mı? Ha, oğlum in aşağı, in. Öter ha şimdi, gel. Hadi gel şuraya girelim, gel. Burası erkek bölümü ha. Ne biz çocuk bölümü. Daha önce gördüler ya şeyi. Arkadaş diyordu. Kız çocukları için. Aa, bacılar. Ne bizim böyle bir şey var ama yakasız şöyle. Bakın. Aman şey bölümüne gideceğim. Bayan bölümü. Nefes gel bayan bölümü. Tamam sen de oyna. Geçen Can Muhammed oynadı. Nefes burada. Çalışmıyor bu. Şöyle bakın bu yan taraf çalışıyor, bu çalışıyor. Şimdi bayan bölümüne geldik. Tatlış çantaları göstereyim size. Can bacılarım bakar mısınız? Şunlar. Fiyatlarını soruyorsunuzdur şimdi. Fiyat nedir Nazlı diye. Hemen size anne, göstereyim şunu fiyatı. Anne. Heh. Efendim. Anne. Evet oğlum ama beyaz ama. 500 lira. Yanaklı. Aa güzelmiş ha. Şu taçlara bak. Hangisi daha pembe mi öbürü mü? Aha. Ha şu güzelmiş ha, nefes bak. Şöyle. Bir de toka da veriyorlar yani. Yo toka mı? Ben de toka sandım. Hadi gel gel. Gösterim. Bacılar. Hemen elbiselere bakıyorum da şöyle uzun. Bunlar nerede? Ay şunun rengine bakar mısınız? Çok tatlı ya. Bir milyarcık. Bir milyarcık. Evet oğlum. Hadi büyüğü de al bana. Tamam bana al. Onu al bana büyüğünü. Şu elbiseleri. Ay çok güzel ya. Şöyle bacılar size çekeyim. Yalnız şu ne bu? Ceket mi? Ha aynen. Şöyle elbiselere bakın. Bu da 1400'cük. Şöyle.
ben uzun kollu bir şey görmedim biliyor musunuz? Mesela şöyle bir model olsa, ondan sonra uzun kollu olsa bak. Evet oğlum evet. Baksana yok hiç. Şunlar var şöyle. Şu beyaz elbise de güzelmiş. Ben elbise kadınıyım ya, ben onu anladım ha. Bakın. Aslında bunun üstüne ceket de ha, önü açık ama baksana. Hadi gelin gelin gidelim. Ay bacıca ben buradan çıkıyorum, çok sıkıcı. Hadi gelin. Arkadaşlar şurada da doğal ürünler var bakın. Şöyle 5 litre karadut şerbeti 120 liraymış. Bakın şöyle. Bunlar neymiş? Sütlü gevrek. 230 lira. Bey pazarı kurusu. Aa şu da tarhanaymış 250 lira. Gel. Şöyle salçalar. Bakın. Şöyle peynirler. Erzincan keçi tulumu 600 lira. Manda peyniri 450 lira. Tereyağlar ne kadar? 500 liraymış. Ay sapsarı ha. Acaba bunun gerçek rengi mi yoksa bir şey yapıyorlar mı renk? Renklendirici falan. Evet oğlum. Şunlar kedi bacağı mı diyorlar ne? Şu peynirler neymiş? Kız böyle. Aa. Evet. Grav her yer peyniri. 150. Gel. Ya burada var ya oyun alanları 20 dakikası 400 lira. Bakın. Edim sap ya. Yani çocuklar hiç bir şey bilmez. Dur oğlum. Aa düşeceğiz ha. Duyuyorum ben de. Duyuyor mu? Ha. Ha otur. Şöyle bakın. Ne yapayım dedim bu olsun. Canım nefes. Bir tane hakkınız vardı nefes. Hadi gelin. Gidelim şimdi. Kızım arkadaşlar Civil'e geldim. Şöyle bakın. Aa Canım Ahmet bak. Civil'in kıyafetleri uygun oluyor ha. Gel. Bu neymiş hani büyüklerin kıyafeti gibi. Şunlar 120 lira bakın. Ha 1000 TL'lik alışverişlerden ama. Yok. Şöyle 2 yaş bakın. Şöyle şunlar. Şu pantolon ne varmış? 350 lira. Şu uzun kollular. Bakın hele. 170 lira bakın bacılar. Kışın var ya bunlar çok pahalı olur ha. Çok da güzel bakın. Şöyle 170 lira aynen. Farklı renkleri de var bakın. Adam Koko'ya geldik oradan çıktık ya. Ay şu fincanlar çok tatlılar. Bakın bacılar. Şöyle. Aa şu da sade ve şık. Şu da yazdı. 170 indirim. Nerede indirim hani? Göremedik. İndirim falan. Ama sen çok güzelsin. Çok güzelsin. Ne kadarmış bu tencere? Yavaş ha Can Muhammed yavaş. Şu bardaklara bakın 150 lira. Kaçlısı? Ha, ikilisi. Şöyle 150 lira. Şöyle sizleri de biraz gezdireyim. Şuna bakın şu masa var. Aa lamba şöyle. Bunlar sabun muymuş? Aa. Hiçbir şey kokmuyor. Hiçbir şey kokmuyor bacılar. Şu nasıl? Bu güzel kokuyor bak. Kokusu var size göstereyim bakın. Gel. Aa şu çırpıcılar ne kalmış? Sağlam mı ama? 180 lira da. Şimdi şu tepsiler bakın. Çok güzel değil mi? Fiyat neymiş? 400. Niye bu kadar pahalı yapıyorlar? Şöyle ahşap ürünler. Efendim neyi göstereceğim? Ha? Oğlum sakın düşürme bu cam mı? Mika'ymış. Aha. Şu ürünlere bakın şöyle. Şöyle tuzluklar. Bunlar 100 liraymış. Şöyle baharatlık olarak da kullanabilirsiniz. Şu 1700 liracık. Hadi gel. Aha. Şu
da güzelmiş ama. Aa, beğendim. Hepsi aynı mı? Farklı modeller mi yok? Sizce hangisi? Bu mu, bu mu? Bu da güzel ama karar veremedim. Aman var benim tepsim. Hadi gel. Aa, şu çok güzel değil mi? Abajur mu? 6.000 lira bacılar. 6.000 TL. Miniş bir mağaza var. Buraya da girelim. Aa, şunlar neymiş? Dudak balmları. 50 liraymış arkadaşlar. Bakın şunlar. Dudak balmları. Kolay gelsin. Şöyle. Aynı hani böyle videolar oluyor Kore'de şeyde. Aynı onun gibi ha burası. Bakın. Şimdi ay çok güzel şeyler var bacılar ya. Çantalara bakın şöyle. Bu ne kadarmış? 400 liracık. Ondan sonra şöyle de bir çanta var. Bakın. Kupalar. Şöyle. Bakın ne güzel indirim yapmışlar. 900'e. Şapkalı. Aa, Kore şarba. Böyle şarkılar çalıyor zaten. Ya. Aa, şunlara bakın. 250 lira bacılarım. Şöyle. 330 lira şöyle. Uzak Doğuların şarkısı çalıyor. Şöyle çocuklar için 400 lira. Şöyle bakın. Kırtasiye ürün de var bakın. Şunlar da ne öyle? Anne diyor yine Canan Ahmet. Oğlum onu ne kocaman şey ne yapacaksın? Çantalara bakın. Kurbağa mı bu? Aynen. Kurbağaymış. Ne kadarmış bu? Dedim ya, burada çalışan bayan dedi ki siz vlog mu çekiyorsunuz? Evet dedim. Buraya hep geliyorlar dedi vlog çekmeye böyle. Ondan sonra ben de isim kim dedim ve bilmiyorum. Sormadım ama hep çekiyorlar dedi. Canım Ahmet ondan iyi. Hadi gelin. Çıkalım buradan ya. Şimdi bakın. Aa, bu bozuk mu ne ya? Lambaları da açayım da. Ha, tam ışık olsun. Aa bacılar, gözlerim ne hale gelmiş. Şey, eve geldik. Bayağı oldu tabii ki. Nefes benden şey istiyor. Bayağıdır. Bayağıdır ya, 1-2 gün. Ne bayağıdır. Şöyle yapayım da ha. Sütlü kahve istiyor arkadaşlar. Ondan sonra kalsın da. Sütlü kahve yapacağım. Kendime de yapayım, ona da yapayım. İçeriz. Ondan sonra. Ne unuttum bacılar ben? Ya bu kadar unutkanım. Ben dün demedim mi? Şarjım bozuldu. Medya Market'e gideceğim. Bugün gittim unuttum ya. Hiç aklıma gelmedi biliyor musunuz? Önünden de geçtim Medya Market'in. Şarj bozuk biliyor musunuz? Geliyorum. Yorucu ha. Vallahi bir yere gidip gelmek insanı çok yoruyor. Ama şöyle bir şey ben fark ettim. Bunlar yani bayağı da. İnsan kafa dağıtıyor biliyor musunuz? Öyle değil mi? Evet, sana süt koyacağım. Süt tozlu sen içme. Bir anne diyor kahve yap diyor, sütlü kahve birlikte içelim diyor karşılıklı. Aa, kahvesini kapattım ona bak. Dur şeker dağıtın. Ondan sonra bacılar sizinle bir sohbet edelim. Bana hani geçen sormuştunuz ya. Az kahve alacağım. Şöyle iki kaşık. Kaşık küçük ya. Ben balkona çıkacağım. Sen de gel balkona. Balkonda içelim. Dur sana şey yaptım tabak. Bacılar balkona çıktım biliyor musunuz? O da hiç esmiyor ya. Normalde eser daha. Nefes dökme annem. Şey tam giriyordum şifreyi yazıyordum. Ondan sonra dedi ki abla dedi artık dedi şifreyle olmayacak dedi. Böyle bunu alman lazım. E niye abi öyle dedim. Şey diyor. Giren çıkan belli olmuyor diyor. Onun için diyor artık böyle çipli arkadaşlar. Bunu verdiler. Bunu aldım ücretli bir şekilde. Merahlı gece geliyor. Ondan sonra ama seherin de alması lazım böyle. Vallahi iyi yapmışlar biliyor musunuz? Allah korusun hırsızlık olayları falan. Değil mi? Neyse. Anne peki hırsız mı öğrenebilecek çiftesini? Kızım biliyorlar işte. Nereden biliyorlar? Belki buraya gelenler ne biliyor insanların ne olduğunu öyle değil mi? Tanımıyoruz değil mi? Ona göre hazırlıklı olmuşlar işte. He anladım. Onlar hırsız ama normal insan kılığına mı girmişler? Aynen işte bilemezsin. İnsanların içini bilemezsin annem nasıl olduğunu. Onun için onlar da önlem almışlar.
çıkmıyor. Gece. Ay hiç bir damla esmiyor. Allah'ım ya Rabbi. Durmuş. Sabah kalktığımda var ya yağmur yağmıştı. Ya nasıl onu çıkıyor? Onu kapatınız. Evet sen içeri geç, anne ben bir şey konuşacağım. Ama yan yana gideceğiz. Tamam sen içeri git, ben gelirim. Nefesi içeriye gönderdim. O hani şey yapmasın dedim. Hani bana sormuştunuz babası çocuk büyütmenin zorlukları nelerdir diye. Motor geçecek bak. Dur. O gitsin de ses oluyor çünkü. Gitti. Zor bacılar. Tabii ki zor. Şimdi iki kolun varken tek kolunun olması daha zor değil mi? Bu da aynı böyle şey. Veya iki bacağın varken bir bacağın Allah korusun kesesin nasıl olur? İşlevi nasıl olur? Değil mi? İki bacak gibi, iki kol gibi olur mu? Olmaz. Bu da böyle bir şey işte arkadaşlar. Zor ama Allah yardım ediyor. Allah yardım ediyor. Hani gelecek kaygın oluyor. Ama şöyle bir şey var. Gelecek kaygının aslında olmaması lazım. Allah'a güvenmen lazım. İşte insanoğlu aciz, düşünmeden de edemiyor arkadaşlar. Yani zor. Her şeye sen yetişiyorsun. Her şeye sen koşuyorsun. Hem evin erkeğisin hem kadınısın. Yani naz yapacak kimsen yok. Böyle. Tabi anne babayı da eş gibi olmuyor. Öyle değil mi? Naz yapacak kimsen kalmıyor. Ya ne bileyim, böyle sen market bire, ondan sonra bir bakkal desen, ben şey yapmazdım, eşim hep giderdi. O yok artık, her şeye ben koşuyorum. Elektrik, su, ondan sonra ev kirası falan, ben hiç ilgilenmezdim, her şeyi eşim yapar. Şimdi her şeyi ev arıyorum, taşımacıyı ben buluyorum, her şeyi ben buluyorum yani. Yükler sana, hep yükler sana. Çocukların psikolojisi, senin psikolojin, ondan sonra yani ben kendi adıma konuşuyorum, hele ölüm ol, hani boşanma falan şey de, ama ölüm olunca arkadaşlar yani senin psikolojinin kötü olmaması lazım. Öyle bir lüksün yok. Çünkü çocuğun var. Hele çocuğun olursa diyorum mesela. Hani çocuğun olması ayrı bir şey de, ben kendi adıma konuşuyorum. Çocuğun da varsa arkadaşlar zor yani. Yani bazen hani ben kafanı yorganın içine koyacağım, böyle depresyona gireceğim falan öyle yapıyorlar ya. Benim öyle bir lüksüm yok diyorum. Ama iyi ki de yok. İnsan daha da kötü olur çünkü. Her şeye sen koşuyorsun. Yani bir de acın varken ayakta kalmaya çalışıyorsun ya, o daha da bir zor. Hem acın var, mutsuzsun, iyi değilsin ama iyiymiş gibi yapıyorsun. Bu çok zor bir şey. Mutluymuş gibi yapıyorsun. Çocukların var. Ben kötü olsam bu çocuklara kim bakacak? Tamam annem babam var da anne gibi olur mu? Zaten babasızlar. Öyle değil mi? Hep böyle düşünüyorum. Her zaman böyle düşünüyorum arkadaşlar. Düzelmedim. Hiçbir zaman da düzelmeyeceğim. Ama kendimi yönetebiliyorum, duygularımı hani. Nasıl? Kötüysem de mesela, hani kötüyüm diyorum ya size. Ama ayaktayım yine. Mecbur ayakta kalmam lazım. Çocukların bana ihtiyacı var. Mesela her sabah kalktığımda bacılar, inanır mısınız, gözlerimi açıyorum, kapatıyorum, eşimi düşünüyorum hiç. Bak bayağı bir eşimin konusunu açmıyordum. Acıyı içimde yaşıyorum. Hani şimdi sordunuz diye söylüyorum. Her sabah kalkıyorum. 2,5 yıl olacak neredeyse. Ağustos'ta mı, Eylül'de mi? Öyle o civarda. 2,5 yıl olacak. Her sabah kalkarım arkadaşlar. Gözlerimi açarım, kapatırım. Uyanık bir şekilde eşimi düşünürüm. Yaptığı şeyleri düşünürüm. Sonra derim vay be öldü. Bazen kendi kendime derim, biliyor musunuz? Vay be Şahin öldü mü? Allah Allah böyle. Vay be derim. Böyle ha kendi kendime. Yani inanmakta güçlük çekiyorum halen. Bunu alıştıramıyorum kendime. Yani hani bazen diyorlar alışırsın diyorlar da, alışmıyor insan, mecbur. Mecburiyetlik var. Alışamazsın yokluğuna. Öyle bir şey yok. Mecbursun. Hadi şimdi ölsem, kendimi parçalasam, saçımı başımı yolsam, hastanelik olsam, elime ne geçecek? Gitti, öldü. Öldü yani ya, öldü bu. En çaresiz, bak
Hayattaki en büyük çaresizlik ölen kişinin arkasından ağlamaktır, onu özlemektir. Bak. Bu çok zor bir şey. Ya ölmüş ya, daha ne yapabilirsin ki? Hadi hasta olsa, bir yere gitse ararsın, konuşursun, yanına gidersin ama bu öldü. Öldü yani. Çok zor. İnsan ister istemez arkadaşlar geleceğini, bu çocukların geleceğini düşünüyor, şey yapıyor. Yani çok şükür Allah'ım bana böyle bir kapı açtı, YouTube kapısını. Çok şükür maaşım da var. Az da olsa akan bir çeşme var. Hamdolsun, şükürler olsun. Ama insan düşünüyor, hele bu pahalılıkta arkadaşlar. Zor ya. Hani hele kız çocukları için baba kavramı çok önemli. Ben küçükken hatırlıyorum arkadaşlar, annem hep ağlar. Böyle babam işe giderdi, ben arkasından ağlarım. Çok iyi hatırlıyorum, biliyor musunuz? Baba işe gitme, böyle hıçkıra hıçkıra ağlardım. Yani zor arkadaşlar. Hele seversen böyle benim gibi, o zor yani. Ha, sevmezsen hadi dersin çocukların babası, öyle üzülürsün hani. Ama ben hem severim hem çocukların babası. Bu dünya bize ayırdı bacıklar ya, ne yapalım, Allah'ın takdiri. Kuldan gelmiyor ki, Allah'tan gelmiş vallahi. Artık hep ben böyle düşünüyorum. Allah'tan gelmiş yani, boynumuz sıldan ince, bir şey yapamayız ki. Ha, isterdim hani eşim yaşasın. Bazen diyorum eşim yaşasa şöyle nasıl olurdu, veya hani doktorlar demiş %80 engelli kalır. Allah'ım diyorum, ben hani bakarım sonra diyorum tövbe tövbe, Allah'ım gücüne gider. Ama hani yeter ki yaşasın diyorum ha yani. Ben mesela eşim yaşarken böyle evimiz yine kiraydı ama yani ben hiç düşünmezdim, evim kiraymış, borç varmış, şu varmış, hiç düşünmezdim arkadaşlar. Hani kafam rahattı. Ha, şimdi çok şükür sağlığımız yerinde, evlatlarım yerinde, o ayrı bir konu. Ama bu gelecek kaygısı, insan ister istemez. Ay diyorum evim kira, nasıl olacak bu çocuklar, aha nefes ikinci sınıf heyecan, Muhammed de okula başla, daha yolun başındayım. Hep böyle konuşuyorum, içten içe konuşuyorum. Sonra diyorum Allah benimle, gerçekten hep ben video çekiyorum dedi ya, ciddi anlamda ben bunu söylüyorum. Allah benimle diyorum, Allah gerçekten yardım ediyor. Allah yardım ediyor. Yetim olan evde bereket vardır bak. Öyle. Allah bizi koruyor, gözetendir. Gözetiyor Allah bizi. Böyleydi bacılarım. Bir ara soru cevap çekeceğim zaten. İstediğiniz sorular sorabilirsiniz. Şeye bırakacağım. Kutucuk mu diyeyim artık, bir şeye bırakacağım arkadaşlar. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Oradan soru cevap yapacağım yani aklımda. Burada da izniniz olursa kapatıyorum bacılar. Sizi üzdüysem kusura bakmayın. Valla zaten sizin derdiniz size yeter, öyle değil mi? Ama sorduğunuz için cevapladım yani. Kendinize iyi bakın. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.